Transfer Merkezi TV'den herkese merhabalar. Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan'la beraberiz. Merhabalar hocam, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun hocam. Hocam, kamp nasıl gidiyor? Kamp pazar günü start verdik. Gayet iyi. Çok güzel bir otelde kalıyoruz. Antrenman sahaları çok güzel. Futbolcuların arzu, isteği, coşkusu çok güzel. Yani dolayısıyla iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hocam, şeyi sormak istiyorum. İlk başta ligin ilk yarısını bir değerlendirelim. Çünkü transfer tahtasını son zamanlarda açan kulüplerden birisiniz ve sıkıntılı bir süreç geçirmenize rağmen ligin 9. sırasındasınız. Yanlış hatırlamıyorsam da 20 puan, 20 evet, puanınız var. Evet, 23 puanınız var. Playoff sınırıyla 7 puan fark var aramızda. Playoff'a da yakınsınız, evet. Ki bir ritim yakaladığınız takdirde playoff'un içinde kendinizi bulabilecek takımlardan birisiniz. Bir genel değerlendirme alalım hocam ligin ilk yarısıyla alakalı. Valla şöyle... Sezon öncesi periyodu, hazırlık periyodunu biraz sıkıntılı geçirdik. Dediğiniz gibi transfer tahtamızla ilgili sıkıntı vardı. Son 10 gün şu andaki aramızda olan arkadaşlarla anlaşabildik. Bir hafta beraber zaman geçirdik. Ama şanslı bir teknik direktör olduğumu düşünüyorum. Çünkü futbolcuların oynadığımız oyuna ortaya koydukları karakterle müthiş sahip çıktılar. Ortaya iyi bir oyun çıktı. Hatta şunu söyleyebilirim. Manisa Spor maçına giderken ilk oynadığımız maç, ilk defa 90 dakika bir arada oynayan bir ekip vardı. O şekilde gitmiştik. Yedek kulübemizde 3 tane oyuncumuz, 4 tane oyuncumuz vardı kalecimizle birlikte. Sıkıntılı bir süreçti. Birçok spor kamuoyu tarafından işte ilk küme düşecek takımlar arasında gösteriliyorduk. Fakat dediğim gibi futbolcularım özellikle bütün olumsuzluklara rağmen takım olabilme adına göstermiş oldukları çabayla hem oyunumuzu, hem takımımızı, hem de puan sıralamamızdaki yeri belirlediler. Böyle bir süreç geçirdik. Ligimizde önemli takımlar var. Bütçe olarak özellikle önemli takımlar var. Belki bütçe olarak onlarla yarışamıyoruz ama oyun olarak onlarla yarışabildiğimizi düşünüyorum. Böyle bir ilk yarı geçirdik. 23 puan topladık. Playoff sınırıyla 7 puan var aramızda. Playoff sınırındaki iki takımı yendik. Diğer iki takımla da iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bizi sert bir ikinci yarı bekliyor. İnanıyorum ki takımım playoff sınırı içerisinde kalacak ve playoff oynayacaktır. Peki takviye düşünüyor musunuz hocam devre arasında? Çünkü daha rotasyonda hareket ediyorsunuz. Evet, ya şöyle aslında birkaç mevkide eksik oyuncumuz var. Yani bir 9 numaramız yoktu mesela. Mehmet Gürkan Öztürk bir kanat oyuncusu olmasına rağmen onu 9 numara pozisyonunda oynattık. O da sağ olsun elinden geleni yaptı. Birkaç mevkide eksik oyuncumuz var. Oyuncu sayımız az. Yani kadro içerisinde fazla rotasyon yapamıyoruz. Yani sakat ve cezalı futbolcular olduğunda dar kadronun vermiş olduğu bir sıkıntı var. Ama ona rağmen oynadığımız maçların geneline baktığımızda iyi oynadığımızı düşünüyorum. Futbolcuların iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Bir transfer olabilir mi? Muhakkak her teknik adam eksik bölgeye bir transfer ister. Fakat bunların hepsi bütçeyle alakalı. Kadro içerisinde çözüm üretmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi kadromuz çok kısıtlı. Ve bazen çözüm üretmekte zorluk çekiyoruz. İnşallah bu şeyleri, sıkıntıları aşarsınız hocam. Ve Zonguldak'ı da playoff altında görmek isteriz. Tamam. Hocam, şimdi Cem Dizdar sizden bahsetti. Evet, transfer abi. Merkezi yine bizim kendi kanallarımıza Hüseyin Karabacak sizden bahsetti. Abdullah Avcı'nın size bir gözlemci gönderdiğini, sizin taktiklerinizle alakalı, analizlerle alakalı bilgi almak istediğini öğrendik. Şimdi bu konuyla alakalı bize bir açıklık getirir misiniz? Yani siz nasıl bir oyun oynuyorsunuz ki bunu sizden istediler? Evet, şöyle söyleyeyim. Evet, bir oyun tanımımız var. Oyun tanımı içerisinde futbolcuların rolleri var. Futbolcular rollerini gerçekten iyi oynuyorlar. Sadakatle bağlı kalıyorlar. Kararlı bir şekilde, sabırlı bir şekilde oynamaya çalışıyorlar. Bu da bizim oyunumuzu tabii insanlar tarafından beğenilir kılıyor. İnsanlar sempatiyle bizi takip ediyorlar. Genç bir kadroyuz. Baktığınız zaman yaş ortalaması 21-22 ya da 23 diyebilirim. Aramızdan ayrılan arkadaşlar da var. Yeni katılacaklarla birlikte dersek. Dolayısıyla evet, iyi bir oyun oynuyoruz. Oyun ne oynuyorsunuz derseniz dünyanın aslında oynadığı modern futbol oynamaya çalışıyoruz. Geriden oyun kuruyoruz. İkinci ve üçüncü bölge hücum varyasyonlarımız var. Rotasyonlarımız var. Bunun için içerisinde özel olarak çalıştığımız duran top organizasyonları, taç atışı, bazen santra diyebilirim. Bunları yapıyoruz. Cem Dizdar Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten TRT kanalında
ulusal kanalda bizim oyunumuzdan bahsetti. Bize değer kattı açıkçası bu. Biz ne oynadığımızı biliyoruz ama ulusal basın kanalını bu şekilde değerlendirmek tabii ki beni ve futbolcularımı çok daha farklı motive etti. Abdullah Avcı, evet, ekibinden analizisiyle görüştüm. Bir Sarıyer maçından sonra Sarıyer'in analizisi bizi aradı ve oyunumuzu sordu. Bunu Abdullah Avcı ve ekibiyle paylaşmak istediğini söyledi. Ben de olur dedim. Yani sonuçta bir oyun oynuyoruz. İnsanlar Süper Lig'de Abdullah Avcı gibi önemli bir teknik adam tarafından, ekibi tarafından aranıp sormak bizim için tabii ki çok önemli. Onlarla oyunu anlattık. Onlar da bu oyunu oynuyorlar. İstanbulspor, Başakşehir'de bunu oynadıklarını biliyorum. Onları takip ettik. Tüm Türkiye gibi takip ettik. Türkiye'de modern futbol oynamaya çalışan ender teknik adamlardan bir tanesi. Biz de elimizden geldiği kadar modern futbol oynamaya çalışıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çok kısa bir süre içerisinde yeni kurulan bir takım. Geçen seneden kadromuzda 3 tane oyuncumuz var. Sinan gibi, Berkan gibi, Tezcan gibi. Onun dışındaki şu an 21 kişiyle çalışıyoruz. Geri kalan 18 kişi yeni transfer. Yeni bir kadro, yeni bir takımla bunları yapıyor olmak tabii bir teknik adam için beni mutlu ediyor. İnsanların bizi bu şekilde gözlemlemesi, değerlendirmesi bu da çok güzel bir şey. Bu oyunu oynamaya çalışıyoruz. Oynamak için ısrar ediyoruz. Ve oynamaya da devam edeceğiz. İnanıyorum ki bir şeyleri farklı yaptığımızda Türk futboluna önemli bir değer olacağız. Genç futbolcuların sayısı çok fazla. Genç futbolcular bizim için çok önemli. Genç futbolcuları Türk futboluna kazandırmak gibi bir misyonum olsun istiyorum. Bunu da futbolcularımla beraber başarıyoruz. İyi de gidiyor. Hocam, Türkiye'nin bu tarz, bu düşüncedeki teknik direktörlere, antrenörlere ihtiyacı var. Umarım istediğinizi alırsınız. Umarım başarılı olursunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Bizleri kırmadığınız için. Ben de sizin kanalınız aracılığıyla bu şekilde alt liglere önem veren bir sosyal medya hesabının olması, bir kanalın olması benim gibi diğer teknik adamlara, futbolculara da inanın çok önemsediğinizin ortaya çıkması bizleri mutlu ediyor. Kanalınızın daim olmasını diliyorum ben de. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler.